Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yekin. Yeni videodan selamlar beyler. Bugün ne yapıyoruz? Yeni kutuyu açıyoruz. Bugün arkadaşlar 10T Anniversary Box yıl dönümü kutusu arkadaşlar. Bu bildiğin altın yıl dönümü kutusu. Yani kutuya bakıyorsun, çok efsane bir şey yapmışlar ya. Tipe baksana. Şöyle çıkıntılı mıkıntılı WoW Anniversary. Nasıl okunuyor lan? Bir türlü bunu okuyamadım. Bu geldiğinden beri bu dövme seti var arkadaşlar. Bu var. Onun dışında 10TH silahları var. BSS ve Aeryn. Kendi 10TH silahları var. Bunlar ne arkadaşlar? Bir de ayrıca Trek Diliş, yani bu diliş katili. Bunlar arkadaşlar 10. yıla özel gelen itemler. Bu da arkadaşlar efsane. Ya gerçekten çok uğraşılmış bir kutu. Şimdi bunun açımını yapacağız beyler. Bakalım ne çıkacak. Şöyle bir başlayalım. Hadi bismillah. Şu şeyi açtık mı ya? Animasyon açık. Evet, animasyon açıksa şuradan şöyle sesimi kapatayım, test edeyim. Evet beyler, başlıyoruz. 30 tane var ya, 30 tane. Olmadı yine alırız, sıkıntı yok. Beyler sağ kol bu 10. yılı özel dövmesi çıktı. Tamam diyelim. Burada da Ersin Yekin kardeşimiz var, bize davet atıyor. Evet beyler, ikincisini açalım. Oba! Beyler 10. yıla özel eşyalar çıkıyor demek ki ha. Of, efsane oldu ya. Biz bunları kullanırız. Çok iyi. Çok iyi. Beyler sırt dövmesi çıktı. 10. yıl özel. Tekrar yıl dövmesi çıktı. Ya ben bunu niye önceden açmadım ya? Şu sniperlar var ya, kaç gündür ben oynayamıyorum bunlarla ya. Beyler çok efsane. Sniper BSS'nin sniper'ı çok efsane ya. Dövme çıkıyor beyler paso. Ya mavinin de şu diriliş katilini verse var ya, çok güzel olacak ya. Tırrek diriliş istiyoruz. Kırmızı, tekrar kırmızı, 2 günlük oldu. Birer günlük vermesi çok iyi beyler. Bazen mesela giriyorum, bir hafta girmiyorum. O yüzden bir günlük olması daha iyi. Videoyu çekip çıkıyorum çoğu zaman. Hadi bakalım. Oo, mavisi çıktı. Beyler mavisi çıktı, çok iyi oldu ya. Bonus. Lan bonusu unuttuk, aynen bonus gel. Dövme seti mi? 10 günlük. 10 günlük yıl dövme seti. Beyler dövmeyi biliyorsunuzdur. Zaten şeyini yaptık, videosunu çektik. Çok iyi ya. Tekrar bir tane daha açalım. Beyler sol çıktı, bir günlük. Dediğim gibi bir günlük olması aslında güzel. Onlarla bir şeyler yaparız. Bu arada arkadaşlar turnuva çok heyecanlı geçiyor. Bazen izleyici odalarına giriyorum. İzleyici olarak giriyorum odalara. Maçlar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. TS adresi de açıklamada olacak rakipler açısından. O da aç kapa TS'si. Bize bunu sağladılar arkadaşlar. Zaten firma sahibi, TS firma sahibinin de açıklamada linki, yani TS'si olacak arkadaşlar. Güvenilir TS yaptırmak istiyorsanız onlardan alabilirsiniz TS'yi. Onun dışında klan alım satım ve char alım satım işlemlerini yapıyor. Şimdi videoya devam. Gerçekten çok güzel geçiyor. Şimdi işte birinci ile ikinci tur bitimi arkadaşlar. Bakalım 3. tura geçilecek. Ondan sonra çeyrek final, yarı final ve final. Final heyecanı arkadaşlar cumartesi veya pazar olacak, zaten tarihleri ben belirttim. Facebook'ta görünüyor. Ve arkadaşlar eşleşmede olan arkadaşlar kendilerini şeyde bulabilirler. Zaten TS adresimiz var, onu da açıklamaya koyarım. O TS adresindeler zaten, herkes orada.
Orada karşılaşmalar, odalar, mekanlar artık nerede yapılacaksa orada gözüküyor. Canlı yayın için heyecanlıyım ben. Sergen'le beraber arkadaşlar hafta sonu canlı yayınımız olacak. Ya cumartesi ya da pazar arkadaşlar kendilerini nasıl ayarlarlarsa. Cumartesi veya pazar canlı yayın olacak arkadaşlar. Canlı yayında bakalım birinci açıklanacak ve ödülün sahibi olacak. Ha, ödülü koymamın sebebi arkadaşlar öylesine. Hani genelde turnuvalar ödüllü oluyor biliyorsunuz. Hani koymamın sebebi o. Normalde öylesine yapacaktım turnuva ki... Aynı katılımcıların tekrar geleceğini biliyordum. Neden arkadaşlar? Çünkü bu güzel bir heyecan. Ve ben hani uzun bir süre biraz uğraşmam. Hani birileri uğraşsın da biz de katılalım. Gerçekten hani YouTuberların yapmasını isterim. Birileri böyle yaparsa çok mutlu olurum. Katılmak istiyorum. Tamam mı? Kendime katılamıyorum niye? Beyler bugün normalde izin günümdü. Sabahtan akşama kadar sadece bununla uğraştım. Facebook'tan bildirim atıyorum, grup kuruyoruz, şey yapıyoruz falan. Gerçekten çok uğraş duruyor. Yanımda ekibim olmasa gerçekten çok zorlanacaktım. Hani Selim olsun, Okan olsun, teşekkür ederim kendilerine. Mecit, Sezer, hani çok iyi, yani yardımcı olmasalar ben çok zorlanacaktım gerçekten. Beyler bir de sağ kol çıktı. Evet, bonusu geliyor. 10 günlük sol. Ben bu dövme setiyle var ya efsaneler yaratacağım. Çok çok güzel bir dövme seti. Şu an kutuya bakıyorum da çok değişik şeyler görmeye başladım. Kutunun sağında full dövme bir de karakter çıksa var ya. Şu kutunun sağında beyler değişik şeyler var da neyse. Bana mavi ver, mavi. Tırrek diriliş ver. Ya Türkiye'de de bunu istiyorum ha. Ya mesela böyle bir kutu geliyor, tamam mı? İçerik belli. Ya içerik belli, ne çıkabilir, tamam mı? İçinden ne çıkabilir? Hani adamın olayı ne? 10. yıla özel kutu yapmış. 10. yıla özel eşyalar çıkması gerekirken bizde ne çıkıyor biliyor musun? Mesela ne çıkıyor? M16A2. Yok özel versiyon. Kardeş olması gereken bu. Kutu ne kutusu? 10. yıla özel kutu. O zaman içinden o çıkacak. Beyler birer günlük çift karakter çıktı. Çok iyi. Tekrar. Son 7. Son 7. O BSS 10. yıl özel mavi arkadaşlar, mavi silah. Bunun da vuruşu güzel. Kutuları açtıktan sonra onu da göstereceğim arkadaşlar. Vuruş kaç yapıyor? Ben bununla normal tarıyorum, çok güzel gidiyor. Oo, diğer günlük daha verdi arkadaşlar karakter olarak. Bunun dışında bir şey çıkmıyor işte. Hani 10. yıl özel eşyalar çıkıyor. Yani en karlı kutu diyebilirim ya. Red'den bir günlük çıktı arkadaşlar. Son 3 kutum kaldı. Hadi bakalım. Ayer çıktı beyler. Ayer 15. Ama tipi çok değişmemiş mi? Ayer 15'i normalde böyle mi ya? Zoomsuz hali mi bu? Beyler ben hiç benzetemedim o yüzden. Hani zoomsuz hali mi? Ne bu? Son 1. Bir günlük dövme seti çıktı. Evet bonus geliyor. Bakmıyoruz. Ya bu neydi ya? Böyle bonus mu olur lan? Sağ kol beyler 10 gün çıktı. Şuraya bakın ya. Ya tırrek diriliş beyler candı can. Harbi diyorum candır yani ya. Bak dur. O silaha bakacaktım vuruşuna. Heh. Beyler vuruşu kafaya 300. Normal body 180. Hani şey damage. Damage 180 arkadaşlar. Body ise... Ya ben ne diyorum ya? Damage 180, kafa 300. Var ya, çok sağlam. Yani bununla birkaç vuruş yaparım aslında, onları koyabilirim. Vuruşta, o vuruş kesitlerinden birileri olabilir burada. Şöyle bakayım başka neyimiz var. Yeni gelenlerden. Dur silahtan ha. Beyler bu karakterler özellikleri var mı? Yok. Özellikleri yok. Burada. Ben dur aynısına bastım bir dakika. Heh. Beyler özellikleri şu an göründüğü üzere. Hep yabancı şeyler. Ama Wolf Team'in en güçlü kurdu beyler. En güçlü insan karakteri ve kurdu. Bu şu an. Bundan daha iyisi yok. Mutant kurtlarından daha iyi. Çünkü kapıştırdık arkadaşlar. Mutant kurdunu yani ezip geçiyor o derece. BSS bu şekilde arkadaşlar. AR'de dürbünsüz olarak kafa 310 vuruyor. Damage ise 80. Neyse arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar canlı yayını
Kesinlikle bekleyin. Çok eğlenceli geçecek. Benle Sergen'in sunumuyla çift facecam yapmayı düşünüyoruz bu şekilde. Ve birinciyi belirleyeceğiz. Cumartesi veya pazar olacak arkadaşlar. İkisinden biri dediğim gibi finaldeki arkadaşlara bağlı bu. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.